Gübre pahalı. Gübre atamayız yani. Fıstıktan aldığımız geliri ancak gübreye veririz. Adam benim 10 dönüm yerim var. 4 şey atsam, 4 torba atsam, 5 torba atsam 5 milyon. 5 milyon. Benim o fıstıktan ne alacağım ki? Alsam 500 kilo alacağım. Onun bunda çifti de var. Traktörler dönümünü 100 liraya sürüyorlar. 10 dönüm sürdüysen, 1 demir sürdüysen 1000 lira. 2 demir sürdüysen 2000 lira. 3 demir sürdüysen 3000 lira. 7 de şeye ver, gübreye ver 10.000 lira. Ben bundan ne alacağım? En iyisi boş bırakıyoruz. Bu sene zaten televizyonları seyrettikten sonra gidip gübreye, mübreye fiyat hiç bakmadık yani. Hükümetin kurtaracağı kalmadı. Allah kurtarsın. Ya böyle ben 70 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim ki. Ben 70 yaşındayım. 30 liraya salatalık görmedim ki ben. 30 liraya domates görmedim ki. Şimdi ağaçlara baktığımız zaman gerçekten vicdan azabı duyuyoruz. Bunun çifti gerekirdi, ilacı gerekiyordu, gübresi gerekiyordu. İşte bunun budamı gerekiyordu. Budamları bile doğru yapamadık. Bir budam yemesi 250 lira. Hani budatsan, bunu çiftini üstüne ilacını atsan, gübresini versen yani cebinden daha ekstra borç edip ödemen gerekiyor. Hiç atamadık. Mazot diyor mu? Önce insanlar dağı bağı olduğu zaman affedersin eşek yerine traktörle gider gelirlerdi. Şu anda yani eşekler de gitti piyasadan, artık yaya gidip geliyorlar. Traktöre binmeye korkuyoruz. Valla bu sene olması gereken yani bunların sorumlusu biziz aslında bir yerde. Yani örgütsüz toplum, sorgulamayan toplum var oldukça yani bu çiftçilik de ölecek, tarım da ölecek, köylülük de kalmayacak, işçilik de kalmayacak. Yani çiftçi desteklenmezse, üretim desteklenmezse, istihdam yaratılmazsa, fabrikalar kurulmazsa, yani türbeler, minareler, camiler, yani dergahlar yapılacağına fabrikalar, iş kaynakları yaratılmış olsaydı zaten ülke bu 20 yıl içerisinde bu yere gelmezdi. Ya çiftçiliği bırakacağız ya da yönetenleri değiştireceğiz. Başka alternatif kalmadı bize.